Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzda hormonlardan bahsetmiştik. Hormonun genel yapısından bahsetmiştik aslında. Endokrin, egzokrin ve karma bezlerden bahsetmiştik. Şimdi ise endokrin bezler ve bunların salgıladığı hormonları şöyle bir şema halinde görelim. Daha sonra arkadaşlar bunların detaylarına hipofiz bezi ile başlayalım. Şimdi bizim hipofizimizden salgılanan hormonlar hangi hormonlardır? İlk önce bunların bir isimlerini yazalım. Bir tablo oluşturalım, en azından göz aşinalığımız olsun. Daha sonra arkadaşlar detaylarına zaten gireceğiz. Bakın, hipofizde 3 tane lob vardır. Ön lob, ara lob ve arka lob. Arkadaşlar ön lobdan 6 tane, ara lobdan 1 tane, arka lobdan da 2 tane hormon salgılanır. En çok hormon salgılayan bez hipofiz bezidir, unutmayalım. O zaman yazalım isterseniz. Bakın, hipofizin 3 tane lobu var dedik. Neydi? Ön lob, ara lob ve arka lob. Ön lobdan salgılanan hormonları yazıyorum. Bunlardan bir tanesi büyüme hormonu olan STH. Bu arada isimlerini kısaltarak yazacağım ama hormonların hepsini anlatırken işte 2-3 tane ismi olanları var. Hepsini yazacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Daha sonra bu STH nedir? Büyüme hormonudur arkadaşlar. Somatotropik hormon olarak geçer. Büyüme hormonu olarak geçer. Daha sonra TSH. TSH tiroid uyarıcı hormondur. Tiroid bezlerini uyarır. Sonra arkadaşlar ACTH. Adrenokortikotropik hormon. Bir endoplazmik retikulum. Bir de adrenokortikotropik hormon arkadaşlar. Benim en sevdiğim isimlerdir. Bunları söylemesini çok seviyorum. Bu da böbrek üstü bezlerini, kabuk bölgesini uyaran bir hormondur. Daha sonra FSH. Folikül uyarıcı hormon. Hatırlayın, üreme sisteminde bahsetmiştik. Sonra LH. Yine luteinleştirici hormon. Üreme sisteminde bahsettik. Bir de arkadaşlar LTH. Yani luteotropik hormon, diğer bir ismiyle prolaktin. Bunda da yine üreme sisteminde bahsettik ama burada daha da detaylarına gireceğiz. Gelelim ara lobdan salgılanan hormonlara. Arkadaşlar ara lobdan salgılanan hormon MSH'tır. Yani melanosit uyarıcı hormon. Melanosit uyarıcı hormon derideki rengin oluşmasını sağlayan hormondur arkadaşlar. Bir tane hormon zaten buradan salgılanıyor. Daha sonra gelelim bir diğer yapımıza. Bu da arka lob. Arka lobdan da 2 tane hormon salgılanıyor. Bunlardan bir tanesi ADH, yani vazopresin. Diğeri de arkadaşlar oksitosin. Oksitosin. ADH antidiüretik hormon olarak geçer. Böbreklerde suyun geri emilimini sağlayan bir hormondur. Oksitosin de yine kadınlarda sentezlenen bir hormondur arkadaşlar. Dediğim gibi detaylarını göreceğiz. Şimdi gelelim tiroid bezine. Arkadaşlar tiroid bezinden 2 tane hormon salgılanır. Bunlardan bir tanesi tiroksin hormonu, diğeri de kalsitonin hormonudur. O zaman yazalım tiroksin ve kalsitonin. 2 tane hormon salgılanıyor dedik. Tiroksin, tiroid bezlerinden salgılanan en önemli hormonlardan bir tanesidir. Vücut metabolizmasını hızlandırıcı bir hormondur arkadaşlar. Kalsitonin de kalsiyum mekanizmasıyla alakalı bir hormondur. Paratiroid bezinden de salgılanan bir hormon var. Parat hormon. Bu da arkadaşlar kalsitoninle zıt çalışır ve yine vücudumuzdaki kalsiyum metabolizmasıyla alakalı olan bir hormondur. Şimdi gelelim böbrek üstü bezlere. Arkadaşlar böbrek üstü bezlerinin yine iki bölümü vardır. Bunlardan bir tanesi kabuk bölgesidir. Kabuk bölgesi adrenal korteks olarak da geçer. Adrenal korteks. Korteks zaten kabuk demektir. Bu yüzden de hani böyle kabuk geçen yerlerde korteks görürsünüz. Arkadaşlar kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar şunlardır bakın. Ve kabuk bölgesini de ACTH, yani adrenokortikotropik hormon uyarır. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar oldukça önemli olan hormonlardır. Peki nedir bu hormonlar? Bunlar noradrenalin hormonudur. Pardon, yanlış yazdım. Evet, neden yanlış yazdım? Çünkü bunlar kabuk bölgesinden değil, öz bölgesinden salgılanan hormonlar arkadaşlar. Yanlış yazdım. Şöyle yazayım, şöyle üstünü çizeyim. Kabuk bölgesinden salgılananlar kortizol, aldosteron,
aldosteron ve eşeysel hormonlardır. Eşeysel hormonlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam eşeysel hormonların burada ne işi var? Bizim böbrek üstü bezlerimiz az miktarda östrojen, progesteron ve testosteron salgılar. O yüzden kadınların vücudunda az miktarda testosteron hormonu, erkeklerin vücudunda da az miktarda östrojen ve progesteron hormonu bulunur arkadaşlar. Gelelim kabuk bölgesinden bahsettik. Öz bölgesine gelelim. Arkadaşlar bu da medulla olarak geçer. Medulla. İşte bu medulla dediğimiz bölgeden adrenalin ve noradrenalin hormonları salgılanıyor. Bunların her birini detaylı olarak göreceğiz. Pankreasa gelelim. Arkadaşlar pankreas karma bir bezdi, hatırlayın. Hem sindirim enzimi salgılıyor hem hormon salgılıyor. O yüzden pankreası sindirim sisteminde de göreceğiz. Burada bizi ilgilendiren glukagon ve insülin hormonlarını salgılamasıdır. İnsülin hormonları, bunları salgılayarak kan şekerini düzenleyen bir yapıdır arkadaşlar pankreas bezi. Eşeysel bezlere geldiğimizde eşeysel bezler kadınlarda yumurtalıktır ve yumurtalıktan arkadaşlar östrojen ile progesteron salgılanır. Progesteron erkeklerde ise testislerdir. Testislerde hangi hormon salgılanıyor? Testosteron hormonu salgılanıyor. Timus bezine geldiğimiz zaman arkadaşlar timus bezinde timik hormon dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bunun da yine detaylarını göreceğiz. Timik hormon denilebilir. Timusin dediğimiz veya timozin dediğimiz hormon denilebilir. Ama biz şuraya timik hormon diyelim. T lenfositlerin olgunlaşmasını sağlayan bir hormondur arkadaşlar. Gelelim epifiz bezine. Arkadaşlar epifiz bezinden de melatonin hormonu salgılanıyordu. Hatırlayın ben sinir sisteminde de bahsetmiştim bundan. Melatonin hormonu salgılanıyor. Plasentaya baktığımızda plasentada arkadaşlar iki hormon salgılıyor. Neydi bunlar? Östrojen ve progesteron. Progesteron bu da hamilelik sırasında ortaya çıkan bir yapıdır plasenta. Peki sindirim hormonlarına bakalım. Burada sindirim hormonlarından az miktarda bahsedeceğiz ama sindirim sisteminde daha çok arkadaşlar karşımıza çıkacak ama yine de isimlerini bilelim, görevlerini bilelim. Tabii ayrıca anlatacağım. Nedir bunlar? Gastrin. Gastrin hormonu mideden salgılanıp yine tekrar mideyi uyaran bir hormondur. Enterogastrin. Bu da ince bağırsaktan salgılanıp mideyi uyaran bir hormondur arkadaşlar. Daha sonra sekretin. Sekretin bu da ince bağırsaktan salgılanır. Kolesistokinin hormonu. Bu da ince bağırsaktan salgılanan bir hormondur. Bir de eritropoyetin hormonu var. Eritropoyetin hormonu. Arkadaşlar bunun aslında sindirim sistemiyle bilgisi yok. Alyuvar oluşumunda görevli ama hani burada yazmak istedim. Ayrıca belirtmek istemedim. Ama hepsini teker teker göreceğiz. O zaman ne yapalım? Hipofiz bezinden başlayalım isterseniz. Arkadaşlar hipofiz bezinden bahsetmeden önce size bir hipotalamustan bahsedelim. Neden? Çünkü hipotalamus hipofiz bezini kontrol eden bir yapıydı. Hatırlayın hipotalamusun görevlerini hatırlayın. Neydi? Homeostasi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek yapı neydi? Hipotalamustu. Hipotalamus vücudumuzdaki iç dengeyi ayarlayan bir yapıydı arkadaşlar. Homeostasi, hipotalamus. Oradan böyle bir çağrışım yapsın size. Peki bir de hipotalamusun görevi de vardı. Hipofiz bezini kontrol etmekti. Hipofiz bezinden salgılanan bazı hormonları kontrol eder arkadaşlar. Hipotalamus. Öncelikle bunları bir yazalım. Daha sonra hipofiz bezine geçelim isterseniz. Hatta bu videoda direkt sadece hipotalamustan bahsedeyim. Sonraki videoda hipofizin bütün hormonlarını anlatırım, daha iyi olur. O zaman şöyle ben bir sayfamı değiştireyim, değiştirebilirsem. Arkadaşlar buraya hipotalamus diye başlık yazıyorum. Hipotalamus. Şimdi hipotalamustan salgılanan bazı uyarıcı faktörler vardır. Biz bunlara da hormon diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu uyarıcı faktörler hipofizi uyararak bazı hormonların salgılanmasını veya durmasını sağlıyor arkadaşlar. Nedir bunlar? Mesela ilk önce hipotalamusun yerinden bahsedelim. Hipotalamus neresiydi?
ara beyinde bulunuyordu değil mi hipotalamus? Ve ara beynin alt duvarını oluşturuyor. Hipo zaten alt demektir. Hipotalamus ara beynin alt duvarını oluşturan bir yapıydı. Hem de genel bir tekrar yapmış oluruz. Ara beynin alt duvarını oluşturur. Alt duvarını oluşturur. Daha sonra arkadaşlar hipofiz bezinin çalışmasını denetler dedik arkadaşlar. Bunlar hipotalamusun salgıladığı hormonlar kimyasal bir uyarıcı maddelerdir. Bunlar hipofizin ön lobuna gidiyor ve burada şöyle söyleyeyim size uyarıcı bir etki yapıyor. Yani hipotalamustan salgılanan bu kimyasal faktörler ne yapıyormuş? Hipofizin ön lobunu etkiliyormuş. O zaman şöyle yazalım. Hipotalamustan salgılanan kimyasal faktörler kan yoluyla hipofizin ön lobunu uyarır. Yani bunlar da ne yapıyor? Kan yoluyla taşınıyor. Direkt bir bağlantı yok arkadaşlar, unutmayalım. Kan yoluyla taşınan yapılardır. Bu şekilde arkadaşlar kontrol ediliyor. Peki hipotalamustan salgılanan bu yapılara biz ne diyoruz? Salgılatıcı faktör veya relaxing hormonları diyoruz arkadaşlar. Bunlar sinir hormonlarıdır aslında. Çünkü sinir sistemi tarafından üretiliyor ya, sinir hormonları olarak da geçer. İkisi arasında bir ilişki kurmuştur arkadaşlar bu faktörler, bu hormonlar diyebiliriz. O zaman şöyle diyelim. Hipotalamusun belli bölgelerinden salgılanan bu yapılara salgılatıcı faktör veya relaxing faktör. Arkadaşlar relaxing faktörü kısaca RF olarak da gösteriyoruz. Faktör denir. Peki bunlar nelerdir? Arkadaşlar mesela büyüme hormonunu salgılatan yani STH'ı salgılatan faktör GRF ya da arkadaşlar GH ya da RF. Direkt yani relaxing faktör olarak da söyleyebiliriz. Daha sonra kortikotropin yani adrenokortikotropin hormonlar ya, bu hormonu salgılatan faktör. Bakın kortikotropin hormonu yani adrenokortikotropik hormon arkadaşlar. Bu da CRF olarak gösteriliyor. Bu da neyi salgılatıyor? ACTH yine arkadaşlar relaxing faktör olur. Daha sonra tiroid hormonu salgılatıcı faktörümüz vardır. Bir de tiroid ya da tiroksin. Tiroksin hormonu salgılatıcı faktör. Bu da arkadaşlar TRF. Zaten baş harflerinden gidiyor. TRF olarak geçer. Bu da neyi salgılatıyor arkadaşlar? Yine TRH, yine relaxing faktör diyoruz. Bir de üreme hormonlarını salgılatıcı faktör vardır. Üreme hormonları. Bu da GnRH olarak geçer. Gonadotropin hormon olarak geçer arkadaşlar. GnRH. Bu da yine NH, işte FSH'ı salgılatan relaxing faktördür. Relaxing faktör. Bu şekilde parantez içindeki isimleriyle de isimlendiriliyor arkadaşlar. Yine şöyle dışarıda yazanlarla da isimlendiriliyor. Evet. Hipotalamusla ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Yani hipotalamustan salgılanan hormonlar bunlardır arkadaşlar. Çok fazla karşımıza çıkmaz ama en azından hangi hormonları salgılattığını bilelim. Ve hipofizin ön lobunu etkilediğini de bilelim arkadaşlar. Hipofizin ön lobundaki hormonları kontrol eder. Hipofizin arka lobuna geldiğimiz zaman hipotalamusla ilgili çok bambaşka bir şey söyleyeceğim size. Ama hipofizin arka lobunu bekleyin. Bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.